Senin fotoğrafını çekeceğim. Güzel. Tuğrul'un yanına koş. Gel. Anne. Otelde biz oyun oynuyoruz, böyle arkadaşlarla yemek yiyoruz. Sabah yemeği var, sabah kahvaltısı, öğle yemeği, akşam yemeği. Aslında biz burayı hazırlamamıştık. Burada böyle bir pano vardı. Buraya bazı arkadaşlar resim asmıştı. Ben de şiirimi asmak istedim. Şiirimi beğenenler oldu. Ben de buraya astım. İsterse benim odaya girip ilk saat sorarlar diye. Ben buraya astım. Hem de şiirimin görünmesini istedim. Arkadaşlarım da böyle bir resimler yaptı. Dünyam karardı. Bir gün biz gece uyurken deprem oldu. Hemen beni yataktan kaldırdılar. Bir baktım ki deprem oluyor. Hemen bitti. Ben sakinleştim. Sonra evimiz yıkıldı. Eskişehir'e geldik. Oradan bir ev tuttuk. Orada hayat sürmeye başladık. Sonra sürekli ağlanmaya başladık. Hayatım karardı ve mutlusun. Bu resimde yüzsüzlük var ama yüzsüz değilsiniz. Sen bu değilsin, yani sen meleksin demeye çalıştım. Kimler için gitmişiz de burada? Bizi burada ağırlayanlara. Evet, oynuyorum. Mutluyum. İşte eğleniyoruz. Bu arada çok iyi bir otel, tavsiye edeyim. Yani dünyada tek bulabileceğiniz en iyi otel burası diyebilirim. Onlara kağıt kalem verdik ve kendileri eğlenebilmesi için. Duygularını bu şekilde ifade ettiler. Yani şiir yazdılar, çizgiler yaptılar, bize olan sevgilerinden bahsettiler. Güzel, bu şekilde bir köşe oluşmuş oldu. Yani ağırlama ile ilgili mutlular tabii ki, genel olarak üzgünler. Çünkü evleri yıkıldı, evsiz kaldılar. Bu şekilde barınma olanını sağladığı için de kendileri bize teşekkürlerini ilettiler. Yani Eskişehir Otelleri olarak gerekli desteği sağlamaya her zaman hazırız. Her zaman gerekeni yapmayı sağlayacağız. Bak bakalım bana, bak.